Arkadaşlar merhaba. Sizlere şarap mayası, maya besini, PMS yani potasyum, metabisülfit, durulama seti, meşe yongası küpü nedir, nasıl kullanılır? Onları anlatmaya çalışacağım. Üzüm şarabı yapımında kendim kullanmadığım halde çeşitli listelerde şarap katkı malzemeleri ile ilgili çok sorular var. Her biri her bir malzeme için birden çok arama yapmak gerektiğinden hepsinin kullanımını tek bir videoda toplayıp anlatmak istedim. Bu videoda amaç şarap tarifi yapmak değil, şarap yapımında kullanılan ürünleri tanıtmak. Kendi kanalımda detaylı olarak mayasız, besinsiz, hatta şekersiz, PMSsiz üzüm şarabı nasıl yapılır ve ayrıca Maya kullanılarak ve bu, bu ürünleri kullanılarak mandalina şarabı nasıl yapıldığına dair tariflerim mevcut. İlk olarak e, PMS yani potasyum metabisülfit yani e, diğer e, deyişle gıda kükürtü. Bu şaraplarda e, üzümde doğal olarak bulunan özellikle üzüm şarabı yaparken üzümde doğal olarak bulunan vahşi maya mikroorganizma ve bakterileri yok etmek. Ve elde ettiğimiz e, bitmiş olan şarabımızın durağanlığını ayrıca renginin sabit kalmasını sağlayacak. E, Açılanacak olan e, mayanın çalışmasını kolaylaştıracak. PMS'yi e, şıra yapımında tortu aktarma ve şişeleme esnasında da kullanabiliriz. Eğer e, şarabımızı maya kullanarak yapacaksak mutlaka PMS kullanmamız gerekir. Çünkü her canlı gibi kullanacağımız maya da kendi ortamında kendi besinini başka canlılarla paylaşmak istemeyecektir. Üzümün üzerinde bulunan doğal maya, çeşitli küfler, asit bakterileri ki bu asit bakterilerin diğer ismi de sirke bakterisidir. Bu tip canlıları PMS ile yok etmezsek koyduğumuz maya bunlarla rekabete girecektir. Ve istenmeyen sonuçlar doğabilir. Bunlar nedir? Sirke oluşumu, sirke tadı ve aroma bozulması gibi. Şimdi gelelim nasıl kullanacağımıza. Hazırladığımız cibrenin üzerine, şıranın üzerine 25 kilo üzüme yaklaşık 1-1,5 gram yani yarım çay kaşığı PMS e serpilip karıştırılarak 15 dakika bekleteceğiz ve daha sonra maya eklenecek. İkinci kullanım yeri ise tortudan tamamen kurtulduğunuz şişelemeye geçmeden hemen önce her 10 litreye 1 gram yani yarım çay kaşığı kadar e, içerisine karıştırıp e, bir, çok az bekledikten sonra şişelemeye geçebiliriz. İkinci sırada kullanacağımız e, ürünümüz ise e, maya besini. Yapacağımız şaraplarda e, kullanacağımız e, beyvelerin içerisinde azot, e, mineraller, e, vitaminler gibi yaşamsal faaliyetler genellikle yeteri kadar tam e, olmayacaktır, tam değildir. E bunları çoğaltmak ve fermantasyon verimliliği için mutlaka maya besini gerekmektedir. İçerik olarak maya besinin içerisinde azot tuzu, tuzları, vitaminler, mineraller içerir. Mayaların fermantasyon boyunca stres altına girmeden sağlıklı çalışabilmelerini sağlayarak istenmeyen aroma ve kokuların oluşmasını engeller. Ayrıca mayanın arama üretme kapasitesini gücünü de artıracaktır. Yani kısaca e, mayanın bir nevi yardımcısıdır. E, kullanımına gelirsek maya eklemeden önce e, kullanacağız maya besinimizi. Ezmiş olduğumuz e, üzümlerin içerisine her 10 litreye 4-5 gram yani 2 çay kaşığı kadar ilave edip iyice karıştıracağız ve 1 saat beklemeye alacağız. Üçüncü aşamada e, şarap mayası. E, sırasıyla e, PMS e ve maya besini e, eklediğimiz şıramıza şimdi e mayamızı ilave edeceğiz. İlk ee, ilk başta bu iki ürünü eklemeden önce e, üzüm suyumuzdan 250-300 ml kadar e, ayırıyoruz bir kenara. İçerisine e, PMS ve besin içerisinde PMS ve besin kesinlikle olmayacak. Bu üzüm suyunu 35 dereceye kadar ılıtıp mayamızı ekliyoruz. Her 5 litreye 1 gram. Yani yarım çay kaşığı kadar olacak şekilde mayamızı ekliyoruz. Eğer evimizde derece yoksa ılıktan fazla böyle sıcaktan az olacak şekilde elimizde parmağımızı ayarlayabiliriz. Yapmış olduğumuz mayamızın üzerine bir bezle kapatıp yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat sonra BMS ve maya besini eklediğimiz kovamıza ilave edip hafiften karıştırıyoruz. Şarabımızı bu şekilde mayalamış olduk. Şarap yapımı şeklinde devam etmeyeceğim. Devamlı bu şekilde anlatmayacağım. Çünkü bu videoda amaç şarap tarifi yapmak değil e malzemeleri tanıtmak. Evet dördüncü sırada şarap durutma setimiz. Şarabın içerisinde bulunan protein ve benzeri bileşenler ev yokmuş şaraplarda bulanıkla sebep genellikle bulanıkla sebep olmaktadır. Bu şimdiki yapı, kullanacağımız ürün iki bölümden iki şişeden oluşan bir bölüm. Birinci şişe A şişesi 15 mililitre KSL sol içerir, yani özünde bu maddenin bu şişenin içerisinde özünde sıvılaştırılmış cam bulunmaktadır. E bu madde şarabın içerisinde örümcek ağına benzer bir yapı oluşturacaktır ve sonradan ekleyeceğimiz diğer ürün olan çitosan yani jelatin e bu da örümcek ağına benzer bu oluşturulan yapıya tutulmasını ve bulanıklık verici malzemelerin yakalanmasına yardımcı olur. Ve hep birlikte şarabın dibine çökecektir. Yani bu ağaç şişesi aslında diğer maddenin durutma görevi yapan diğer maddenin yardımcısıdır. Fermentasyonu bitmiş şarabımızı tortusundan ayırdıktan sonra ee, içerisinde bir miktar karbondioksit gazı e, birikmiş olabilir. Bu yüzden şiddetli bir şekilde e, karıştırıyoruz. E, daha sonra üzerinde e, A yazan şişemizi yani e, sol, yaklaşık e, bu şişeden 5 litre şaraba 3 gram ekleyip yavaşça 10 saniye kadar karıştırıyoruz. 1 saat bekledikten sonra diğer şişe olan 5 şişesinden 5 litre 5 litreye 10 gram ilave edip karıştırıyoruz ve 24 saat beklemeye başlıyoruz. Daha sonra 24 saat sonra oluşan tortuyu süzerek şarabımızın olgunlaşması için beklemeye alıyoruz. Kullanacağımız son ürünümüz Fransız meşe küpleri. E bu tabii ki bunu kullanmak zorunda değiliz e, ama e meşe fıçısı da çok zor bulunduğu için ve oldukça pahalı olduğu için e, bu küpleri kullanmayı tercih edebiliriz. Bu küpler sadece e, tad Tat vermesi, aroma vermesi anlamında değil, ayrıca e, şarabımızın çabuk seri bir şekilde olgunlaşması, tadında meşe etkisi, e, böyle kahve kızarmış ekmek gibi aromaların e, oluşmasını sağlar. Bu fermantasyonu e, bitmiş yeni şarabımız, genç şarabımız e, tabii ki genellikle kırmızı şaraplarda kullanılır. E, çok daha dengeli ve gecikmeli bir aroma etkisi sunacaktır. E, kullanımına gelince e, şarap yapan kişinin tercihine göre değişmekle birlikte litre başına 2 gram e, kullanılabilir. Bu küplerin e, tanesi bir tanesi e 5 gram olduğu için 5 litre şarabımıza 10 gram o da bu küplerden yani 2 adet kullandığımız zaman yeterli olacaktır. Bu küplerden şarabımızın içerisine direkt de atabileceğimiz gibi temiz bir evde tülbente sarıp bağlayıp içerisine atabiliriz. 2-3 ay içerisinde maksimum etkisini gösterir. Ama bu arada tadımlar yaparak, ara sıra tadarak istediğimiz damak zevkini yakaladığımızda da şaraptan bu meşeküplerimizi çıkaracağız. Evet böylece şarap yapımında kullanılan ürünleri elimden geldiği kadar size tanıtmak istedim. Ancak ben yine de özellikle üzüm şarabında bunların hiçbirinin hatta şeker bile kullanılması taraftarı değilim. Üzüm şarabı haricinde diğer meyvelerde meyvelerde doğal vahşi mayalar pek bulunmadığı için özellikle mandalina şarabında Portakal şarabında maalesef bu ürünleri kullanmak zorunda kaldım. Afiyetler olsun.